Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hilmi Hoca. Bugünkü videomuzda aralarında asallık, asal çarpanları ayırma, pozitif bölen sayılarını işleyeceğiz. Bu video şöyle önemli arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda EBOB-EKOK konusuna bakacağız. EBOB-EKOK konusunun altyapısı olması açısından bu videodaki anlattığımız konuları güzel bir şekilde dinleyip güzel bir şekilde hazmetmenizi tavsiye ederim. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Ne demek hazırsanız? Kağıdınızı, kaleminizi aldınız. Sınıftaymış gibi, karşınızda Hilmi Hoca varmış gibi dinliyorsunuz, izliyorsunuz arkadaşlar. Eğer mümkünse PDF'ini indirme şansınız varsa durdurun videoyu, PDF'i indirin, elinize kalemi alın. Benle beraber ilerleyin arkadaşlar. Çünkü matematikte beyin çalışırken elde çalışması gerekiyor. Haydi hep beraber aralarında asallıkla başlayalım arkadaşlar. Aralarında asallık arkadaşlar. Şimdi birden başka pozitif ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir. Birden başka pozitif böleni olmayan sayılar arkadaşlar. Ne gibi? Öyle iki sayı söyleyin ki ortak böleni olmasın birden başka. Hemen şu an içinizden diyorsunuz ki 3, 5 hocam. Doğru. 3 ile 5 aralarında asal. Hocam 7, 13. Evet. Yalnız biraz kolaya kaçıyorsunuz. Neden kolaya kaçıyorsunuz? İki farklı asal sayı söylediğiniz zaman bunlar otomatikman aralarında asal olurlar. Çünkü ortak bölenleri olma şansı yok. Peki başka? 8, 9 hocam. Çok güzel. Güzel. Bunların ikisi de asal değil. Fakat aralarında asal. Çünkü 8 ile 9'un ortak böleni yok birden başka. Burada şöyle bir genelleme yapabiliriz arkadaşlar. Ardışık iki doğal sayı her zaman aralarında asaldır. 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11... Ardışık olanlar her zaman aralarında asaldır. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır arkadaşlar. Bana öyle iki sayı söyleyin ki ardışık olmasın, biri bir olmasın, ikisi de asal olmasın ama aralarında asal olsun. Düşünün taşının. 4 ile 9, 8 ile 15. Bakın bunlar asal değiller ama aralarında asallar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada bir özet geçelim. Sayıların aralarında asal olması için kendilerinin asal olma zorunluluğu yoktur. Örneği verdik bir önceki sayfamızda. Ardışık pozitif tam sayılar aralarında asaldır. Örneğini vermiş olduk. X bir doğal sayı olmak üzere X ile bir aralarında asaldır. Yani 1 ile bütün doğal sayılar aralarında asaldır. Şu son maddemize dikkat. X ile Y aralarında asal ise X bölü Y ne yapamaz arkadaşlar? Sadeleşemez. Yani X bölü Y sadeleşemiyorsa X ile Y aralarında asaldır. En sade biçiminde sizleri bekliyordur arkadaşlar. Çok fazla soru tipi yok aralarında asallığın. Bakınız burada A artı 3 ile B eksi 2 aralarında asal olmak üzere böyle bir eşitlik verilmiş. Arkadaşlar bana bunların aralarında asal olmasıyla ve kesir biçimde yazmakta şunu söylemeye çalışıyor. Bu A artı 3 ile B eksi 2 demeye çalışıyor ki en sade şekliyle burada duruyorlar. Peki 15 ile 35 en sade şekliyle duruyor mu arkadaşlar? Hayır. Sadeleştirelim o zaman değerli gençler. 5'e böl 3, 5'e böl 7. Bakın 3 bölü 7 de en sade. Bunlar da en sade. O zaman şöyle diyoruz. A artı 3 sayımız 3'e eşit. B eksi 2 sayımız 7'ye eşit diyoruz. Hemen böyle bir şey gördüğünüzde matematiksel içgüdü olarak içler dışlar çarpımına atlamayın arkadaşlar. Burada aralarında asallık farklı bir olaydır. En sade şeklinde olduğunu söylemeye çalışıyor. Bunu da en sade şekline geçirip bunun 3 yani A artı 3'ün 3, B eksi 2'nin de 7 olduğunu söylemeye çalışıyor. Değerli arkadaşlar buradan A 0 çıkar, B 9 çıkar. Bana A ile B'nin topunu soruyor. Topunu da 9 buluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi asal çarpanlara ayırma konusuna geçiyoruz. Aralarında asallıkla ilgili bir tane soru çözdük. Onun benzeri soruları kitaplarınızda çözersiniz. Asal çarpanlara ayırmaya geldik. Bir doğal sayıyı tam olarak bölen asal sayılara o sayının asal bölenleri denir. Bölenle çarpan aynı şeydir arkadaşlar. Mesela 12'yi bölenleri yazar mısınız dediğim zaman 12'yi neler böler arkadaşlar? Beraber yazalım en küçükten başlayarak. Bölünme kurallarını anlattık. 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 böler, 12 böler. Peki arkadaşlar bu 12'nin bölenleri yani çarpanları. Kaç tanesi asaldır peki arkadaşlar bunların? 2 asaldır, 3 asaldır. İşte 2 ile 3, 12'nin asal çarpanları olmuş oluyor. Peki hocam biz bütün sayının asal çarpanlarını böyle mi bulacağız? Bölenleri yazıp hangisi asal diye mi bulacağız? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Öyle şey olur mu? Hilmi Hoca öyle şey yaptırır mı size? Lütfen Hilmi Hocanızı tanıyın artık. 90 sayısının asal çarpanından ayıralım. Nasıl ayıralım? Meşhur bir hareket var. Sizler de biliyorsunuz. 90'ı şöyle yazıyoruz. Yanından aşağı bir çizgi indiriyoruz. Ve en küçük asal sayıdan başlayarak 90'ı bölüyoruz arkadaşlar. En küçük asal sayımız 2. 92'ye böldüğümüzde bölüm 45 oluyor. Buraya yazıyoruz. 45 2 bölüyor mu? Hayır. O zaman bir sonraki asala geçiyoruz. 3 böler 45'i. 15. 3 böler 5. 5'i 3 bölmez. O zaman bir sonraki asala geçiyoruz. 5 böler 1 olur. İşte şurası ki şöyle yazılıyor arkadaşlar bu. 2 çarpı 3 üzeri 2. Niye 3 üzeri 2? 2 tane 3'ün çarpımı olduğu için. Çarpı 5. Şunların üzerine de 1 yazabiliriz. İşte biz şu anda asal çarpanlara ayırmış olduk. Bu işleme biz asal çarpanlara ayırma işlemi diyoruz. Peki arkadaşlar 90 sayısının asal çarpanları nelerdir diye sorarsam ne dersiniz bana? 90 sayısının asal çarpanları hocam 2, 3 ve 5'tir. Bravo size derim ben de. Peki 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı nedir diye sorarsam 2, 3 ve 5'i toplarsınız değerli arkadaşlar. Bakınız burada da 1200 sayısının asal çarpanları ayrılmış hali var. A artı B artı C'yi soruyor. Tabi burada A, B, C doğal sayı olarak düşüneceksiniz. O zaman 1200'ü asal çarpandan ayıralım. Haydi bakalım. 1200'ü nasıl ayırıyoruz? Şöyle ayırıyoruz. Biraz uzun sürecek. 2'ye böl 600. 2'ye böl 300. Bakın 2'ye böle böle gidiyoruz. Bölünene kadar gideceğiz. 150. Hala 2'ye bölüyorum. 75. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e bölüyorum. 25. 5'e bölüyorum. 5. 5'e bölüyorum. 1. O zaman ne oldu? Kaç tane 2 var? 4 tane 2 var. Kaç tane 3 var? 1 tane 3 var. Kaç tane 2 var? İlk 5 var. Pardon. 2 tane 5 var. Coştuk biraz. Dolayısıyla A buradan 4 olmuş oluyor. B buradan 1. C de buradan 2 olmuş oluyor. Toplam 7 olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi 1200'ü böyle asal çarpanlara ayırdık ya arkadaşlar. Kenara gidelim. 1200 asal çarpanları ayırmanın APH yöntemini kullanalım. Ne demek APH? Artistico Patinajo Hareketo arkadaşlar bunun açılımı. Benim pratik çözerken kullandığım kısaltma. Diğer videolarımızda da var. Merak edenler izlesin. Bütün videoları izlesin. TYT'yi gümbürdetelim arkadaşlar. Şimdi pratik yol şu. 1200'lü kendimiz kısa kısa çarpanlara ayıralım. Mesela 1200 demek 12 çarpı 100 demektir. 12 ne demek? 4 çarpı 3 demektir. 100 ne demek? 4 çarpı 25 demektir. Yani farklı da yapabilirsiniz. Şimdi küçülttük. Kaç tane 2 çarpanı var? Bakın 2 tane burada var 2 çarpı 2'den. 2 tane burada var 2 çarpı 2'den. 4 tane 2 var. Kaç tane 3 var? 1 tane. Kaç tane 5 var? 2 tane. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Benden size hediye arkadaşlar. Devam ediyoruz. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere 60 çarpı A eşittir B karedir. Buna göre A artı B toplamı en az kaçtır? Bu soru tipinde biraz zorlanıyor öğrenci arkadaşlar. Biraz şöyle dikkatli takip ederseniz bence oturtursunuz diye düşünüyorum. Şu 60 sayısını önce asal çarpanlara ayıralım. Kenara gidelim. Kimse görmeden 60'ı asal çarpanlarına ayıralım. Tabii ben yılların tecrübesiyle kafadan da ayırabilirim. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 diye ama sizin için şöyle kenarda ben de sizle beraber bu anı yaşamak istediğim için 60 asal çarpanlarını ayırdık. 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5. İşte arkadaşlar 60'ı bir sayıyla çarpacakmışız. Sonuçta bir sayının karesi olacakmış arkadaşlar. Şimdi renk değiştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraya yazacağımız sayı bu sol tarafta gördüğünüz sayıları kare yapmak için tamamlayıcı rol üstlenecek. Peki şuraya yazacağımız sayı nedir arkadaşlar? sonuç itibariyle buraya yazdığımız şeyler neyin karesi ise buraya da onu yazacağız. Haydi bakalım, şu 5'in kuvvetini unutmuşuz, bir yazalım. Şimdi 2'nin karesini bir şeyin karesi yapmak için bir şeyle çarpmama gerek var mı? Yok. 2'nin karesi zaten bir şeyin karesi. Neyin karesi? 2'nin karesi. Buraya yazıyoruz. Peki 3 üzeri 1 bir şeyin karesi mi? Değil. Neyle çarparsam bir şeyin karesi olur? 3 ile. Neyle çarpmam gerektiğini buraya yazıyorum. Neyin karesi olduğunu buraya yazıyorum arkadaşlar. 5 bir şeyin karesi mi? Hayır. Neyle çarpmam lazım? 5 ile çarpmam lazım. Neyin karesi oluyor? 5'in karesi olmuş oluyor. Değerli arkadaşlar, şurada görmüş olduğumuz sayı A olmuş oluyor. Şurada gördüğümüz sayı da B olmuş oluyor. En küçük değerleri, dolayısıyla A artı B'de 15 artı 30'dan 45 olmuş oluyor. Değerli arkadaşlar, niye en az diye sormuş? Daha büyük olur mu ki? Tabii olur. Siz buraya mesela başka şeyler de ekleyebilirsiniz. 7'nin karesi eklersin. Burası 7 olur. 9'un karesi, yani sonsuza kadar büyüyebilir. O nedenle en az diye sormuş oluyor. Bu da güzel bir soru tipidir arkadaşlar. Bakın, A'nın en büyük asal böleni kaçtır diyor. A'nın en büyük asal böleni kaçtır diyor. Şimdi 222, 333 ve 444 sizde bir şeyi fark ettiriyor mu? Ettiriyor. Hepsi neyin katı? 111'in katı. O zaman değerli arkadaşlar, biz 222 yerine 2 çarpı 111 yazalım. 333 yerine de 3 çarpı 111 yazalım. 444 yerine 4 çarpı 111 yazalım. Üslü sayılar konusunu henüz anlatmadık ama geçmiş bilgilerinizden biraz çekelim. Yoksa da üslü sayıları görünce zaten siz de yapabileceksiniz. Kareyi dağıtıyoruz arkadaşlar. 2'nin karesi çarpı 111'in karesi, 3'ün karesi çarpı 111'in karesi, 4'ün karesi çarpı 111'in karesi oluyor. Şimdi ortak paranteze alıyoruz. Değerli arkadaşlar, ne ortak parantezine alıyoruz bu 3 tane terimimizi? 1, 2, 3 tane terimimizi ne ortak parantezine alıyoruz? 111'in karesi parantezine alıyoruz arkadaşlar. 111'in karesi parantezinde ne kaldı birinci terimde? 2'nin karesi kaldı. İkinci terimde 3'ün karesi kaldı. Üçüncü terimde 4'ün karesi kaldı. Bu, önce şu sağ tarafı yapalım. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 etti 13, 4'ün karesi 16. Toplarsak ne olur arkadaşlar? 29 olur. Peki şimdi A'nın en büyük asal böleni kaçtır diyor. Sanki böyle 29'a göz kırptınız gibi. Arkadaşlar 29 değil. Peki 111 asal mı hocam? Ben size soruyorum, asal mı? Nasıl bileceksiniz 111 asal mı? Bakacaksınız en küçük asalla. 2'ye bölünüyor mu 111? Hayır. Sırayla 2, 3, 5, 7, 11 diye bakacaksın. 2'ye bölünüyor mu? Hayır. Siz şimdi kafanızda 11'e bölünüyor zannediyorsunuz. 111 arkadaşlar çok tehlikeli bir sayıdır. 11'in katı değildir. 111 3'e bölünür. Bakın, rakamları toplayın. 3'e bölünme kuralı. Bölünme kuralları videomuz var. İzlemediyseniz izleyin. 3'e bölünme kuralı rakamları toplamı 3 yapıyor. 111 3'e bölünüyor. 111 3'e bölerseniz 37 yapıyor. Yani 111 3 çarpı 37 olmuş oluyor arkadaşlar. Bir de kareyi dağıtırsak karşımıza şöyle bir şey çıkmış oluyor. Dolayısıyla asal çarpandan ayırdık. Kaç tane asal çarpanı var? 3 tane asal çarpanı var. Nedir bu asal çarpanlar deyince? 3'tür hocam, 37'dir hocam, 29'dur hocam. En büyük asal böleni de 37'dir değerli arkadaşlar, kıymetli üniversite hazırlık öğrencilerim. Şimdi yakın yıllarda çıkmış bir ÖSYM sorusu. Çok güzel, çok hoş, çok ince, yavaş da beyin yakıcı bir soru. Bir A doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı 12 çarpı A sayısının asal bölenlerinin toplamından 3 eksiktir diyor. Arkadaşlar şöyle, önce 12 sayısının asal bölenlerini şurada bir bulalım. 12 sayısının asal bölenlerini ben yılların tecrübesiyle yazıyorum. Siz ne yapacaksınız peki? Kenara gidip kimse görmeden sağından aşağı bir çizgi çekip böyle böyle gideceksiniz. Biraz önce anlattım. Her seferine tekrar anlatmama gerek yok. 70 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halini de ben yine yılların tecrübesiyle bu şekilde ayırıyorum. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kenara gidiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, A doğal sayısı, gelelim sorumuza. A doğal sayısı asal bölenlerinin toplamı 12A sayısının asal bölenlerin toplamından 3 eksiktir diyor. Buradan ne anlıyorum ben? Bakın 12'nin asal bölenleri 2 ve 3. Demek ki A'nın içerisinde 2 çarpanı var ama 3 çarpanı yok. 2 çarpanı var. 3 çarpanı yok. Gelelim buraya. 70A sayısının asal bölenlerin toplamından 5 eksiktir diyor. A'nın asal bölenlerin toplamı. 70'in asal çarpanları 2, 5, 7. Dolayısıyla arkadaşlar 2 çarpanı zaten vardı. 5 eksikleri için 5 çarpanı yok. O zaman A sayısı aynı zamanda 7'nin de katı olacak. A sayısı hem 2'nin hem 7'nin katıysa A'nın olabileceği en küçük değer 14'tür. 2 çarpı 7'den rakamları toplamı da 5 olmuş olur kıymetli arkadaşlar. Evet, bu videomuzun son bölümü bir doğal sayının pozitif bölen sayısı, negatif bölen sayısı, tam bölen sayısı, bunları çalışalım şimdi. Kuralımız şu. Arkadaşlar burada ABC birbirinden farklı asal sayılar, DF pozitif tam sayılar olmak üzere derken şu cümlede şunu söylemeye çalışıyor. Asal çarpanlarına ayrılmış bir A sayısı var demek istiyor. A sayısının pozitif tam bölen sayısı sorulduğu zaman nasıl yapıyormuşuz? Asal çarpanlarını ayırıyormuşuz. Kuvvetlerinin birer fazlalarını çarptığımızda pozitif tam bölen sayısını bulmuş oluruz. Birazdan bir daha üzerinden geçeceğim ama negatif tam bölen sayısı nasıl bulunur? Aynı şekilde. Neden? Mesela 12 sayısını bölen sayılar neler? 1, 2, 3 ya pozitif sayılar neler? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Peki 12'yi bölen negatif tam sayılar neler? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 12. Yani ne kadar pozitif tam bölen varsa o kadar da negatif tam bölen vardır. Peki arkadaşlar A sayısının tam sayı bölenlerin sayısı kaçtır? Pozitif tam sayı bölenlerin sayısının 2 katıdır. Neden? Bir bu kadar da negatifler olduğu için çarpı 2 yapmış oluruz arkadaşlar. 150 sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısını bulalım. Ne yapmamız gerekiyor önce? Asal çarpanlara ayırmamız gerekiyor. Siz nasıl ayıracaksınız? Kenara gideceksiniz. 150'yi bir kere daha sizin için yapayım. Kenara gidip şöyle çizgi çekip 2'ye böl, 3'e böl gideceksiniz. Ben nasıl yapacağım? Nasıl? Yılların tecrübesi. 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi. Hocam nasıl yapıyorsunuz hocam ya? Şöyle yapıyorum arkadaşlar. 150'yi 15 çarpı 10 diyorum. İşte burada 3 çarpı 5 var. Burada 2 çarpı 5 var. Oradan yapıyorum yani. Yoksa çok da sıkıntılı bir durum değil diye düşünüyorum. Pozitif tam bölen sayısı nasıl bulunuyormuş peki arkadaşlar? Böyle sayıların asal çarpanlarını ayırıyoruz. Kuvvetlerinin birer fazlalarını çarpıyoruz. Birin bir fazlası 2, birin bir fazlası 2, 2'nin bir fazlası 3. Buradan da cevap 12 olmuş oluyor arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Evet, yorulmak yok biliyorsunuz. Derste yorulmak yok. Sıkı durun. Matematik, TYT bu sene mücadele var. 360 sayısının asal olmayan, çiz altını, değişik bir şey var burada, pozitif tam bölen sayısını bulalım. Biz önce 360 sayısını asal çarpanlara ayıralım arkadaşlar. Şimdi ben 360'ı asal çarpanlara ayıracağım. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Bir kerelik daha sizin için şurada kenarda yapayım arkadaşlar. 360'ı 2'ye böl 180, 2'ye böl 90. Yoksa söylemeyin hocam artistik yapıp durmayın diye. 2'ye böl 45, 3'e böl 15, 3'e böl 5, 5'e böl 1. Gördüğünüz gibi 3 tane 2'nin çarpımı olduğu için 2'nin küp yapıyoruz. 2 tane 3'ün çarpımı olduğu için 3'ün karesi yapıyoruz. 1 tane de 5 yapıyoruz. 5 üzeri 1'imizi de yapıştıralım. Şimdi asal olmayan kelimesi dursun. Önce pozitif tam bölen sayısını bulalım arkadaşlar. Pozitif tam bölen sayısını nasıl buluyorduk? Kalem değiştirelim. Pozitif tam bölen sayısını şöyle buluyorduk arkadaşlar. Asal çarpanları ayırıp kuvvetlerimizin birer fazlalarını çarpıyorduk. 24 tane pozitif tam böleni var. Ama asal olmayanların sayısını soruyor. O zaman şöyle yapıyoruz. 24 tane pozitif tam bölenlerin sayısından kaç tane asal bölen varsa onun sayısını çıkartıyoruz. 360'ın kaç tane asal böleni vardır? 1, 2, 3. 3 tane asal böleni vardır. Nedir onlar? 2, 3, 5. O zaman 24'ten 3 çıkardığımızda 21 tane asal olmayan pozitif tam bölen sayısını buluruz arkadaşlar. Evet, burada bir önce söylediğim şeyin özeti var. Tekrar bir okuyalım. Pozitif tam sayı bölenlerin toplama işleme göre tersi olan sayılar negatif tam sayı bölenleridir. Yani pozitif tam bölen sayısı kadar negatif tam bölen sayısı vardır. Tam bölenlerin sayısı da pozitif tam bölenlerin sayısının 2 katıdır demişiz. Ortadakine dikkat edelim. Bir tam sayının tam sayı bölenlerin toplamı 0'dır diyor. Toplamı 0'dır. Adedi 0 olmaz. Tam sayı bölenlerin sayısını nasıl buluyorduk? Biraz önce bulduğumuz pozitif tam bölen sayısını 2 ile çarpıyorduk. Peki niye toplamı 0? Biraz önce anlattım aslında sebebini. 12'nin bölenlerini saydık ya arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Bir de eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 12 dedik. Topladığımız zaman artılar eksiler birbirini götürür. 0 olmuş olur. Evet. Şimdi burada yine biraz üstü sayı kullanacağız. Ama dediğim gibi altyapınız buna müsaitse zaten anlarsınız. Müsait değilse de çok paniklemeyin. Ben üstü sayı biçimde yazdıktan sonraki kısmı üstü sayıları gördükten sonra siz de çok rahat yazabileceksiniz. 21 sayısı 3 çarpı 7 olduğu için 3 üzeri n artı 1, 7 üzeri n artı 1 diye yazılır. 7 üzeri n eksi 1 olur arkadaşlar. 3 üzeri n artı 1'i yazalım. 7'leri de tabanlar eşit sayılar çarpılırken üstler toplanır. N artı 1 ile n eksi 1'i topladığımızda 1'ler gider 2n olur. Şimdi tam sayı bölenleri nasıl bulunuyordu? Pozitif tam bölen sayısı 2 ile çarpılıyordu. O zaman arkadaşlar tam bölen sayısı 128 ise pozitif tam bölen sayısı 54'tür. Nasıl buluyorduk pozitif tam bölen sayımızı? Kuvvetlerimizin birer fazlasını çarparak. Bu 54'müş. Arkadaşlar bu noktadan itibaren bunları çarpıp 54'ü sol tarafa atıp ikinci dereceden denklem mantığıyla çözülür ama fazla fantezi olur. Yani matematik fantezisine gerek yok. Şu anda biz zamanla uğraşıyoruz. Bana n'i soruyor. Direkt şıklardan deneyeceksiniz arkadaşlar. Hemen deneyelim A şıkkını. 4 artı 2 6. N'e 4 verdiğimiz zaman 9 oluyor. Hemen de tuttu diyeceksiniz ama tutmasaydı öbürünü de tutacaktı. Yani yine ikinci dereceden denklem yapmaktan iyidir. N'e 4 verdiğimizde 6 çarpı 9'dan 54'ü bulduğumuz için cevabımız 4 olmuş olur. Kıymetli arkadaşlar, değerli üniversite hazırlık öğrencilerim. 600 sayısını tam olarak bölebilen tam sayılardan asal olmayanların toplamı kaçtır diyor. Çok dikkatli dinleyelim. Bakın bir kere bu soru toplam sorusu. Biraz önce notumuzda söylemiştik. Ne demiştik? Tam bölen sayıların toplamı 0'dır demiştik. 600 sayısının tam bölenlerin toplamı 0. O zaman Denizli hayır. Asal olmayanların demiş. Altını çizmiş. Gözünüze sokarcasına altı çizilmiş bakın soru. Asal olmayanların toplamı bulmak için şöyle yapacağız. Tam bölenlerin toplamından asal olanların toplamını çıkaracağız. Peki 600 sayısının asal bölenleri neler? Nasıl bulacağız asal bölenlerini? 600'ü kenara gidip yine 2'ye böl 2'ye böl giderekten asal çarpandan ayıracaksınız. Ben nasıl yapacağım? Yılların tecrübesi. 6 çarpı 100 yapacağım. Bakın 6 2 çarpı 3 demektir. 100'de 4 kere 25 demektir. Bakınız 4'te 2 tane 2 var. Bir tane de burada. 2 üzeri 3. 3, 5'in karesi. Evet. Ya da böyle yap. Sağdaki gibi yapabilirsiniz. Arkadaşlar asal bölenleri neler? Bu 600'ün. 2, 3, 5. Peki arkadaşlar 600'ün asal bölenlerinin asallar eksi olmaz biliyorsunuz. Toplamı kaç çıkar? 2 artı 3 artı 5'ten 10 olur. Asal bölenlerin toplamı 10. Bana şimdi soruda diyor ki asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı kaçtır diyor. Ben de bunu nasıl bulacağım? Tam sayı bölenlerinin toplamından yani 0'dan asal olanların toplamını yani 10'u çıkardığımda asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamını bulmuş olurum çok değerli arkadaşlar. Çok güzel bir soru bu da. Hoş bir soru. Şöyle yapacağız arkadaşlar bu soruyu. Pozitif tam bölen sayısı 3 olan 2 basamaklı kaç doğal sayı vardır diyor. Düşünelim. Pozitif tam bölen sayısını biz nasıl buluyoruz? Pozitif tam bölen sayısını bulmak için asal çarpandan ayırıyoruz. Kuvvetlerinin birer fazlasını çarpıyoruz. Peki kaçla kaçı çarparsam 3 olur? 1 çarpı 3'ü. 1 diye bir şey olmayacağına göre hani bir fazlası 1 olması için 0. kuvvet olması lazım. O zaman bana şunu söylemeye çalışıyor bu soru. Pozitif tam bölen sayısı 3 demek bu sayı bir asal sayının karesi demek. Bakın diğer bir asal sayının karesi oldu. Kuvvetin bir fazlası 3. 3 tane pozitif tam bölen sayısı var demektir. Peki bir asal sayının karesi olacak. Ve 2 basamaklı olacak. Asal sayının karesi olacak ve 2 basamaklı olacak. Şimdi şöyle düşünmeye başladınız. Biraz kafanız yanmaya başladı. 2 basamaklı sayılardan bir asalın karesi. Hocam 10'dan 99'a kadar deneyeceğiz mi? Hayır tabii ki de. Hilmi Hoca denetir mi size? Hayır arkadaşlar. Ne yapacağız peki hocam? Asallardan gideceğiz. Asallar zaten 2, 3, 5, 7 diye gidiyor. Bakacağız. 2'nin karesi 4 ama 2 basamaklı değil. 3'ün karesi 9. 2 basamaklı değil. 5'in karesi 25 olur. 7'nin karesi 49 olur. Bir sonraki asal sayı kaç? 11. 11'in karesi 121 olmaz. Demek ki bir asalın karesi olan 2 basamaklı olan 2 tane sayı vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son sorumuz çok önemli, güzel bir sorudur bu da. 120 sayısının pozitif tekten bölen sayısı kaçtır? Negatif tekten bölen sayısı kaçtır? Bir soru da ben ekleyeyim buraya. 3. sorumuzda çift tam bölen sayısı kaçtır? Evet arkadaşlar, 120 sayısının asal çarpanlarını ayıralım kenarda. Son kez bir kere daha görmeniz açısından böyle yapıyorum. 2'ye böl 60. Daha pratik yapanlar da biliyor, pratik yapabilirler. Bu şekilde asal çarpanlarını ayırıyorum. Dolayısıyla 120 sayısı 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 olmuş oldu. Birinci sorumuzu çözelim. Pozitif tek tam bölen sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar pozitif tek tam bölen dediği zaman teklerden bahsediyor. O zaman ben de asal çarpanlardaki teklerle işlem yapıyorum. 3'ün kuvvetinin bir fazlası 2, 5'in kuvvetinin bir fazlası 2. 2 çarpı 2'den 4 buluyorum. İkinci çözümümüz nasıl? Negatif tekten bölen sayısı kaç? Aynı. Çünkü pozitif tekten bölen sayısı kaç tanesi, negatif de öyle. Üçüncü soruya dikkatimizi çekelim şimdi. Rengimizi değiştirelim. Üçüncü soru şöyle arkadaşlar. Çift tam bölen sayısını soruyor. Bu sefer hani teklerde teki kenara çekmiştik ama çiftte öyle değil. Yine temel kavramların ikinci videosunda tek çift sayıları anlatmıştık. Şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Teklerin çarpımı tektir fakat çarpımı çift olması için en az bir tane çift sayı yeterlidir. O zaman çift bölenleri şöyle buluyoruz. 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'den çift demek 2'nin katı demek olduğu için ikilerden bir tanesini dışarı çıkartıyorum. İkilerden bir tanesini dışarı çıkartıyorum ve kalanlarla işlem yapıyorum. Yani kalan parantez içerisindeki sayının tam bölen sayısı kaç tane ise o kadar çift tam bölen sayı var demektir. İki kenarda bekliyor. O tam bölenleri çarparak çift oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5'in kaç tane tam sayı böleni vardır? Kuvvetin bir fazlası, 2'nin kuvvetinin, 3'ün kuvvetinin bir fazlası, 5'in kuvvetinin bir fazlası, bir de 2 ile çarpıyoruz. Niye 2 ile çarpıyoruz? O 2 neden? Arkadaşlar sakın o 2'nin şuradaki 2 ile alakası olduğunu zannetmeyin. O 2 şu tam bölen sayısı bulunurken pozitif tam bölen sayısını bulup 2 ile çarpıyorduk. Bu 2 o 2. Cevap ne olmuş oluyor burada? 24 olmuş oluyor. Asal çarpanları ayırma, pozitif bölen sayıları aralarında asallık bölümümüzde bitirmiş olduk. Bunlar videonun başında da söylemiştim. EBOB-EKOK konusunun altyapısı olacak. O nedenle güzel tekrar edin. EBOB-EKOK'ta bunları kullanacağız. EBOB-EKOK'ta görüşmek üzere. Güzel çalışın, iyi çalışın arkadaşlar. Azimli çalışın, mücadeleli çalışın. EBOB-EKOK'ta görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın sevgili öğrencilerim.